Ne kadar yüz yüze olamasak da yani öğretmenleriniz olarak sesimizle, videolarımızla sizlere destek olmaya ve emek vermeye devam edeceğiz. Sizden isteğimiz bu süreçte ödevlerinizi, videolarınızı ve etütlerinizi düzenli bir şekilde takip etmeniz olacak. Umarım hep birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Şimdi konumuza dönelim. Konumuz çocuklar, nüfusun genel özellikleri ve nüfus piramitleri. Öncelikle bakalım, nüfus nedir? Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir çocuklar. Sınırları belli bir alandan kastımız nedir peki bizim? Örneğin yaşadığımız mahalle, yaşadığımız ilçe, yaşadığımız şehir, daha büyük ölçekte düşünecek olursak yaşadığımız ülke. Bunların hepsinin belirli bir sınırı vardır ve bunların içinde yaşayan kişiler vardır. İşte sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına biz nüfus diyoruz. Peki bu insan sayısını nasıl belirliyoruz? Bunu çocuklar yaptığımız nüfus sayımlarıyla belirliyoruz. Belirli bir zamanda bir ülke içindeki tüm kişilere yönelik yapılan demografik, ekonomik ve toplumsal verilerin toplanması ve bu verilerin analiz edilerek değerlendirilmesi işlemine nüfus sayımı diyoruz. Bu tanımda bilmediğimiz bir kelime var, bizim için yabancı olan bir kelime, demografik kelimesi. Demografi gençler nüfus bilimidir. Nüfusla ilgilenen, nüfusun incelemesini yapan bilimdir. Sorularda karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Tarih boyunca insan sayısının belirlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İlk zamanlarda nüfusla ilgili bilgiler askere alınacak kişi sayısını, vergi vereceklerin sayısını belirlemek için yapılmıştır. Peki biz günümüzde nüfusu neden sayarız? Ülkenin nüfus miktarını, nüfusun artış hızını, eğitim durumunu, mesleklere göre dağılımı, yaş gruplarını, kent ve kır nüfusunu, yani kentte ve kırda yaşayan kişi sayısını, nüfus hareketlerini, nüfus hareketlerinden kastımız burada yapılan göçler ve nüfusun cinsiyetlere göre dağılımını belirlemek için nüfus sayımları yaparız. Nüfusun nitelikleri. Bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde nüfusun miktarı önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen nüfusa ait bazı özellikler daha büyük önem taşır. Artık günümüzde çocuklar nüfusun fazla olması çok da bir önem taşımamakta. Artık önemli olan o nüfusun sahip olduğu nitelikler. Bakalım bu nitelikler nelermiş? Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, ortalama yaşam süresi, cinsiyet durumu, okur yazar oranı, şehir ve kır nüfusu ve aktif yani çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımından başlıyoruz. Yaş grupları çocuklar 0-14 arası, 15-64 arası ve 65 yaş üstü olarak ayrılır. 0-14 arası çocuk nüfustur. Bağımlı nüfus da diyebiliriz bunlara. Çocuk bağımlı. 15-64 arası aktif yani çalışan, iş hayatında aktif olarak bulunan nüfus. 65 yaş üstü ise artık yaşlı nüfus olarak nitelendirilir. 0-14 arası ve 65 yaş üstü nüfus gençler bağımlı nüfus olarak diye geçer. Yani bu şu demektir. 15-64 arası yani aktif çalışan nüfus, çocuk ve yaşlı nüfusa bakmakla yükümlü olan nüfustur. Çocuk ve yaşlı nüfus ise aktif nüfusa yani çalışan nüfusa bağımlı olan, onların bakımına muhtaç olan nüfustur. Ortalama yaşam süresi. Ortalama yaşam süresi çocuklar, ülkelerin sağlıktaki seviyeleriyle doğrudan ilişkili ve gelişmişliğin göstergelerinden biridir. Nüfus piramidinde yaşlı nüfus fazlaysa ortalama yaşam süresi uzun demektir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, Japonya gibi gelişmiş olan ülkelerde gelişmiş olan sağlık sektörüyle birlikte ortalama insan ömrü, ortalama yaşam süresi olabildiğince uzundur. Ancak gelişmemiş ülkelerde yani Afrika kıtasındaki ülkeleri düşünebiliriz bunun için. Nijerya, Çad, Gana gibi gelişmemiş olan ülkelerde ise sağlık koşullarının daha olumsuz, daha elverişsiz olmasından ötürü ortalama insan ömrü kısadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre ortalama ömür 72 yıldır.
Gelişmiş bir ülke olan Japonya'da ortalama yaşam süresinin 84 yıl, az gelişmiş bir ülke olan Nijer'de ise 59 yıl olduğu görülmektedir. Geldik nüfusun cinsiyet durumuna. Cinsiyet yapısı en genel anlamıyla nüfusun kadın ve erkek nüfusu olarak dağılımıdır aslında. Çoğu ülkede kadın ve erkek nüfusun birbirine yakın değerlerde olduğu görülür. Ama bazı ekstrem durumlar vardır tabii. Örneğin savaş. Savaşların olduğu bölgelerde çocuklar, kadın nüfusu daha fazla çıkacaktır. Çünkü erkekler savaşa gittiği için geride kadın nüfusu kalacaktır. Veya göçlerin yoğun olduğu yerlerde, özellikle iş bulmak için göç edilen bölgelerde erkekler iş bulmak için başka yerlere gideceği için geride kalan kadın nüfusu daha fazla çıkacaktır. Okur yazar oranına geldiğimizde ise bir ülke nüfusuna ait okur yazar oranının yüksek olması gelişmişlik ölçütleri arasında değerlendirilmekte. Dolayısıyla günümüzde gelişmiş ülkelere bakıldığında eğitim öğretim çağındaki nüfusa ait okur yazar oranının oldukça yüksek olduğunu görürüz. Şehir ve kır nüfusu. Şehir ve kır nüfusu bir ülkenin gelişmişlik seviyesiyle doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu şehirlerde, az gelişmiş ülkelerde ise kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde çocuklar, insanların temel ekonomik faaliyetleri sanayi ve hizmet sektörüdür. Hizmet sektöründen kastımız burada insan emeğine dayalı ama herhangi bir ürün ortaya çıkarmayan sektörlerdir. Mesela öğretmenler, doktorlar, bankacılar, sigortacılar, borsacılar gibi meslek grupları hizmet sektöründedir. Ancak gelişmemiş ülkelerde ise nüfus daha çok tarım faaliyetiyle uğraşmakta. Bu yüzden de nüfusun çoğu kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Aktif yani çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımına bakacak olursak, çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi gelişmiş ülkelerde nüfus daha çok sanayi sektörüyle ve hizmet sektörüyle uğraşacağı için nüfus daha çok şehirlerde toplanmış olacaktır ki bu bir gelişmişlik göstergesidir. Ancak gelişmeyen ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde ise nüfus daha çok tarım sektörüyle uğraşacağı için kırsal bölgelerde nüfus miktarı fazla olacaktır. Geldik dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine. Tarihi süreçte dünya nüfusunun sürekli olarak artış gösterdiği kabul edilmekte çocuklar. Ancak bazı dönemlerde bu artışta hızlanma, bazı dönemlerde de yavaşlama olmuştur. Yavaşlamanın olduğu dönemler aslında özellikle dünya üzerinde savaşların yoğun olduğu dönemlerde diyebiliriz. Dünya nüfusunda ani artışların olduğu dönemlere sıçrama dönemi denir. Dünya nüfusunda genel olarak 3 ana sıçrama dönemi yaşanmıştır. Birinci sıçrama dönemi yaklaşık 1 milyon yıl önce insanın çeşitli aletleri icat etmesiyle başlamıştır. Geliştirdiği bu aletler sayesinde insan avcılık yaparak besin ihtiyaçlarını temin etmiş, aynı zamanda vahşi hayvanlardan da korunmuştur. İnsanın hem besin ihtiyaçlarını temin etmesi hem de vahşi hayvanlardan korunmuş olması insanların ömrünün biraz uzamasına sebep olmuştur çocuklar. İnsan ömrüne yapılan bu katkı ise dünya tarihine nüfus artışı olarak yansımıştır. Bu dönemdeki gelişmeler insan ömrünün uzamasında, dolayısıyla nüfus artışına yönelik bir sıçrama döneminin yaşanmasında etkili olmuştur. Geldik ikinci sıçrama dönemine. Yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçen insanlar hayvanları evcilleştirmiş ve tarımla uğraşmışlardır. Gıda ihtiyaçlarının yürütülen tarımsal faaliyetlerle karşılandığı bu dönemde daha düzenli beslenme ve hayat şartları ortaya çıkmıştır. İnsanların hayat standartlarına olumlu etki yapan bu gelişmeyle dünya nüfusunda ikinci sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu dönem gençler tarım devrimi olarak da geçer. Tarımla birlikte insanlar yerleşik hayata başladılar. Artık daha düzenli beslenme kaynakları vardı. Artık daha sağlıklı yaşayabiliyorlardı. Daha sağlıklı gıdalar tüketebiliyorlardı. Ve bu da dünya tarihine insan nüfusunun artışı olarak yansıyan olaylardan biridir.
Geldik üçüncü sıçrama dönemimize. Sanayi devrimiyle beraber meydana gelmiştir bu sıçrama dönemi. Tıpta ilerlemeler sağlanmış, beslenme ve sağlık koşullarının gelişmesiyle insanın yaşam standartları yükselmiştir. Bu durum nüfusun kayda değer bir artış göstermesini sağlamıştır gençler. Birinci ve ikinci sıçrama döneminden daha fazla sayıda artmıştır bu dönemde nüfus. İlk olarak Avrupa'da ortaya çıkan sanayi devrimi, ki şunu unutmayın, sanayi devrimi İngiltere'de başlamıştır çocuklar. Bu kıtada önemli oranda nüfus artışını da beraberinde getirmiştir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da 1800'den itibaren gelişen yaşam koşulları diğer kıtalara çok daha geç bir zamanda ulaşabilmiştir. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Dünyada nüfusun dağılışını etkileyen faktörler çocuklar. İlk olarak doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Doğal faktörler iklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, kara ve denizlerin dağılışı ve su kaynaklarıdır. Beşeri faktörler ise tarihi faktörler, tarım, sanayi, madencilik, turizm, ulaşım ve ticarettir. Doğal faktörlerden başlayalım konumuza. Doğal faktörler, insanoğlunun her geçen gün artan bilgi birikimi ve bu sayede yaşanan teknolojik gelişmeler, doğal faktörlerin nüfusun dağılışındaki belirleyici etkisini azaltmıştır. Yani biz geliştirdiğimiz teknolojiyle aslında doğanın bizim üzerimizdeki etkisini biraz daha kırmış oluyoruz. Örneğin günümüzde bazı çöllerde tarım yapılabilmekte, soğuk ya da sıcak iklim bölgelerine uygun konutlar inşa edilebilmektedir. Yaşanan bu gelişmelere rağmen nüfusun dağılışında doğal faktörlerin en önemli etkiye sahip olduğunu söylemek yine de mümkündür. Doğal faktörlerden birincisi ve aslında en önemlisi iklim. Tarım, sanayi ve hizmetler sektörü gibi ekonomik faaliyetlerle insanların yaşam şartlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri iklim. Bu nedenle insan yaşamı açısından elverişli şartların oluştuğu ılıman iklim bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığı görülmektedir. Asya kıtasının doğu, güney ve güneydoğu kıyıları, yani Çin, Hindistan, Bangladeş ve Japonya gibi ülkelerin bulunduğu alanlar, Avrupa kıtasının büyük bir kısmı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları yoğun nüfuslu alanlara örnek olarak gösterilebilir. Sıcaklık, yağış ve kuraklığın çok fazla olduğu veya aşırı soğukların görüldüğü bölgeler yerleşmeye uygun olmadığı için seyrek nüfusludur. Ekvatoral bölgede 1000 metre yükseltinin altındaki yerler seyrek nüfuslu alanlardır. Çocuklar, güneş ışınları ekvatora yıl boyunca büyük açılarla geldiği için ekvator yıl boyunca çok sıcak ve çok nemli bir yerdir. O yüzden ekvatorda 1000 metre yükseltinin altındaki yerlerde nem ve sıcaklık koşulları çok yüksek. İnsan yaşamının devam edebilmesi için elverişli olmadığından ötürü insanlar 1000 metre yükseltinin üstündeki yerlere yerleşmek zorunda kalmışlardır. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden bir diğeri yüzey şekilleri. Dağlık ve engebeli alanlar insan faaliyetlerinin çoğunu güçleştirdiği için seyrek nüfuslanmış yerlerdir. Ayrıca yükseltinin artmasına bağlı olarak azalan sıcaklıklar bu tür yerlerde nüfusun seyrekleşmesinde de etkili olmuştur. Avrupa'da bulunan Alp Dağları, Asya kıtasında bulunan Himalayalar, Amerika kıtasında bulunan Kayalık ve Ant Dağları nüfusun seyrekleştiği alanlara örnek verilebilir. Yükselti ve engebenin az olduğu alanlarla deniz seviyesine yakın yerlerde ise genellikle nüfusun yoğunlaştığını göreceğiz. Buna karşılık sıcaklığın etkisinden dolayı ekvatoral bölgede nüfus yüksek kesimlerde yoğunlaşmış olacak. Kara ve denizlerin dağılışı. Yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan su yüzeyleri, yani okyanuslar, denizler, göller, nüfusun dengeli olarak dağılışını engellemektedir aslında. Karaların daha fazla alan kapladığı Kuzey Yarımküre, Güney Yarımküre'ye göre daha fazla nüfusa sahip olacaktır. Bu açıdan bakıldığında dünya nüfusunun yaklaşık %90'lık kısmının Kuzey Yarımküre'de yaşadığı görülmektedir. Su kaynakları. Tarihsel süreçte ilk yerleşmelerin genellikle su kaynaklarına yakın yerlerde kurulduğu görülür. Bu tür bölgeler günümüzde de nüfusun sıklaştığı alanlar arasında yer almaktadır. Ganj ve İndus nehirleri, ki Hindistan'da yer alır bunlar, Mısır'da yer alan Nil nehri,
gibi akarsuların çevresi, tarımsal faaliyetler ve zengin su potansiyeli açısından nüfusun yoğunlaştığı yerlere örnek olarak verilebilir. Yeterli seviyede su kaynağının bulunmadığı karasal iklim bölgeleriyle çöllerde ise nüfusun seyrekleştiğini söylemek mümkündür. Geldik nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlere. Bunlardan birincisi tarihi faktörler çocuklar. Tarihsel süreçte ilk yerleşmelerin bulunduğu alanların büyük bir kısmı günümüzde de nüfusun yoğunlaştığı yerler olarak dikkat çekmekte. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında dini ve kültürel unsurların bu bölgelerde toplanmasının aslında büyük bir payı vardır. Nil, Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyetlerinin ortaya çıktığı alanlarda bugün de nüfusun yoğunlaştığını görmek mümkündür. İkinci faktörümüz tarım. İnsanların yerleşik hayata geçmelerinde etkili bir faktör olan tarım, yapıldığı alanların sık nüfuslu olmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Güney Avrupa, Mezopotamya Ovası, Mısır Deltası, Hindistan, Çin, Brezilya ve Arjantin tarımsal faaliyetler sayesinde nüfusun yoğunlaştığı yerlere örnek olarak verilebilir. Yeryüzü şekilleriyle iklime bağlı nedenlerin tarımsal faaliyetleri sınırlandırdığı alanlarda ise nüfus seyrekleşmektedir. Yani dağlık alanlardan ve kurak yerlerden bahsediyor çocuklar bize burada. Üçüncü beşeri faktörümüz sanayi. Sanayi devriminden sonra sanayi bölgelerine doğru başlayan göç hareketleri bugün de devam etmekte. Günümüzde genellikle sanayinin etkili olduğu bölgelerde nüfusun yoğunlaştığı görülür. Sanayi devrimi ilk başladığında gençler İngiltere'de başladı demiştik, hatırlıyorsunuzdur. Dünyanın diğer bölgelerinden, daha doğrusu Avrupa'nın farklı bölgelerinden İngiltere'ye doğru bir göç başlamıştı. Çünkü nüfus fazlaydı ve insanların çalışmaya, para kazanmaya ihtiyaçları vardı. Bunu kendi ülkemizden de düşünebiliriz aslında. Şu an bizim ülkemizde en fazla nüfus miktarına sahip olan il tabii ki İstanbul. İstanbul'da sanayi, ticaret gibi faaliyetler çok gelişmiş olduğu için ülkemizin diğer bölgelerinden sürekli olarak İstanbul'a doğru bir göç, bir akın mevcuttur. Bu durumun ortaya çıkmasında sanayi sektöründe iş gücüne duyulan ihtiyacın fazla ve bu alanlarda yaşam standartlarının üst seviyede olması etkili olmuştur. Sanayinin etkisiyle nüfusun yoğunlaştığı bölgelere Batı Avrupa, Doğu Asya ve Kuzey Amerika'nın doğusu örnek verilebilir. Geldik bir diğer beşeri faktörümüze. Madencilik. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden bir diğeri sanayi ile birlikte önemi daha da artan madencilik faaliyetidir. Bir bölgede ekonomik değeri yüksek olan madenin yeterli miktarda bulunması, o madeni çıkarma ve işleme faaliyetlerine bağlı olarak nüfusun dağılışını etkiler. Bu da bölgede hızlı bir nüfus artışını beraberinde getirir. Almanya'nın Ruhr bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Apalaş Dağları kömürün, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehri de elmas ve altının yoğun olarak çıkarıldığı yerler olmasından dolayı sık nüfuslu alanlara örnek olarak verilebilir. Turizm. Önemli bir geçim kaynağı olan turizm, yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda nüfus artışına neden olur. Turizm potansiyeli olan bölgelerde turizm sezonu boyunca diğer dönemlere göre belirgin bir nüfus artışı gözlenir. Hem gelen turistler bakımından hem de o turistik bölgelerde mevsimlik olarak çalışmaya giden insanların meydana getirdiği bir nüfus yoğunluğu ortaya çıkar gençler. Akdeniz kıyı kuşağında yer alan ülkelerde yani İspanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde yaz mevsiminde, dağlık ve kış mevsiminin uzun sürdüğü ülkelerde ise yani İsviçre, Norveç, Kanada ki bizim ülkemiz de dahildir buna, Türkiye gibi ülkelerde ise kış mevsiminde nüfus artışı gözlenmektedir. Ulaşım. Ulaşım olanaklarının geliştiği, yolların kavşak noktası konumuna geldiği yerlerde nüfusun yoğunlaştığı görülür. Bir bölgede ulaşımın gelişmesi, ekonomik faaliyetlerdeki gelişimin yanı sıra hızlı nüfus artışını da beraberinde getirir. Ticaret. Sanayi, madencilik, turizm, ulaşım gibi faaliyetlerin geliştiği yerlerde ticaretin de geliştiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu tür yerlerdeki nüfus artışında bahsedilen faaliyetlerin yanı sıra ticaret de önemli bir etkiye sahiptir. Şimdi gelelim dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlere.
Bunlardan birincisi Batı Avrupa çocuklar. Burada nüfusun yoğun olmasının nedenleri, yükseltinin az olması, yani yer şekillerinin insanların yaşamı için elverişli koşullara sahip olması, ılıman iklimlerin görülmesi, sanayinin gelişmiş olması ve toprakların tarım için elverişli olmasıdır. Bir diğeri Güneydoğu Asya kıyıları. Burada nüfusun yoğun olmasının nedenleri ise iklim koşullarının uygunluğu ve toprakların tarım için son derece uygun olmasıdır. Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları da nüfusun yoğun olduğu yerler arasındadır. Burada nüfusun yoğun olmasının nedenleri ise yer şekillerinin uygun olması ve sanayinin gelişmiş olmasıdır. Şimdi geldik dünyada nüfusun seyrek olduğu yerlere. Bunlardan birincisi ekvatoral bölge. Burada nüfusun seyrek olmasının nedenleri şunlardır: sıcaklık, nem ve yağışın fazla olması, yağmur ormanlarının fazla miktarda olması, ulaşımın zor olması ve özellikle ekvatoral bölgede Kongo ve Amazon havzaları seyrek nüfusludur. Oklarla da bunları gösterdik zaten. Nüfusun seyrek olduğu yerlerden bir diğeri de çöller. Burada nüfusun seyrek olmasının nedenlerini hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Burada bulunan şiddetli kuraklık gençler. Geldik dünyada nüfusun seyrek olduğu bir yere daha. Kutuplar. Burada nüfusun seyrek olmasının nedenleri sıcaklıkların yaşanamayacak kadar, insan yaşamına hiçbir şekilde elverişli olmayacak kadar düşük olması. Grönland içleri, Kanada'nın kuzeyi, Sibirya'nın kuzeyinde nüfus çok çok seyrektir gençler. Ayrıca Antarktika'da bilimsel araştırma istasyonları dışında yerleşik hayat bulunmamaktadır. Şimdi bu konularımızla alakalı birkaç soru çözelim. İlk sorumuz. Sanayi devrimiyle birlikte aşağıdaki bölgelerin hangisinde nüfus daha fazla artmıştır? Sanayi devriminin nerede başladığını bilmemiz gerekiyordu burada. İngiltere başlamıştı. İngiltere'de başlamıştı. İngiltere Avrupa kıtasında bulunan bir ülkeydi. Aşağıda verilen yerlerin hangisi dünyanın seyrek nüfuslu alanlarından biridir? Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları, Endonezya adaları, Akdeniz Havzası, Bengal Körfezi'nin çevresi ve Amazon Havzası. Tabii ki Amazon Havzası. Ekvatoral bölge dünyada nüfusun seyrek olduğu alanlardan biriydi. Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen unsurlardan hangileri doğal faktörler arasında gösterilemez? İklim, yer şekilleri, yükselti, sanayi, ulaşım. Tabii ki sanayi ve ulaşım doğal faktörler arasında gösterilemez. Çünkü bunlar insan faaliyeti. Asya'da İndus, Ganj, Afrika'da Nil vadileri dünyanın sık nüfuslu alanlarıdır. Bu alanlarda nüfusun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Sanayinin geliştiği alanlar olması mı? Maden çeşitliliğinin fazla olması mı? Sıcak su kaynaklarının çok olması mı? Verimli tarım alanlarının ve suyunun olması mı? Yoksa bitki örtüsünün cılız olması mı? Tabii ki verimli tarım alanlarının ve suyunun olması olacak. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfusla ilgili doğru bir bilgi değildir? Gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı azdır. Nüfus sayımlar sonucu elde edilen veriler ekonomik büyümeye ve kalkınmayı etkiler. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir yüksektir. Yaşlı nüfus sorunu yaşayan Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya'da nüfus artışı teşvik edilmektedir. Gelişmemiş ülkelerde 0-14 yaş arası nüfus oranı azdır. Tabii ki ey çocuklar. Gelişmemiş ülkelerde 0-14 yaş arası nüfus oranı az değildir. Çocuk nüfusu çok fazladır gelişmemiş ülkelerde. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kalkınma hızı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir? Çocuk yaştaki nüfus oranının fazla olması, kadın nüfus oranının erkek nüfus oranından fazla olması,
çalışma yaşının yüksek olması, işçi ücretlerinin düşük olması ve nüfus yoğunluğunun fazla olması. Tabii ki çocuk yaştaki nüfus oranının fazla olması bir ülkenin kalkınma hızı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Çocuklar, bu konumuza burada son veriyoruz. Bir sonraki videomuzda nüfus yoğunluğu ve nüfus piramitleri konusuna geçeceğiz. Videolarınızı izlemeyi ve ödevlerinizi yapmayı unutmayın.